sonra ayırdı yollarını diye Cem Yılmaz'ın da fotoğrafının olduğu bir de kutu eklenmiş habere. Burada Yani bu biraz... Burada Şahan'a çakmamışlar, Cem'e çakmışlar. Bu niye hakikaten? Adamı buraya niye koydunuz Ama Cem? Doğru söylüyorlar. Cem'in evliliği de bir dayatma evlilikti. Kız hamile kaldığı için böyle bir zoraki nikah oldu. Burada da sanki bir dayatma evliliği varmış gibi bir durum var. Çünkü çok böyle köşe bucak, çok kaçamak köçemek bir Ama nikah o filmlerin sonu belli işte. O dayatma evlilikler, bakınız şekil kağı oluyor. Bir soru sorayım. Nereden okudum? Posta magazinden. En son cumartesi günü bir Diyarbakır telefon görüşmesi yaptık. Nedir durum? Yani tabii doktorlar bizden daha iyi biliyorlar tıbbi olarak ama ilk iki girişim çok sıcak değil. Uyandıramadılar. Evet. Sevimli bir şey. Bu hafta sonu bir arkadaşım bir mesaj attı. Doktor tıp ben, sen bu işi bilirsin. Evet abi. Ben çok fazla sorup soruşturamadım bu işin şeklini, şemalini ama şöyle bir durum var. Diyor ki PET-CT ne demekse, hı-hı, çekimi için hastaneye dedik diyor. Sanıyorum herhalde... Pozitron elektrotomografi PET. Bir bu şey tarama yöntemi. Kanser hastalarına özellikle istenen bir yöntem. Yani. Oluyor, yani değil evet, mi? Evet. Babasıyla ilgili bu taramayı yaptırtmışlar. Evet. İnşallah doğru değildir. Zerrin Özer'in bu taramadan geçtiği aynı hastanede, Beykoz'daki hastanede bu taramadan geçtiği PET çekilmiş kendisine ve sonuç negatif çıkmış diye böyle bir mesaj attığı, yani hastanenin adı falan var. Kanser mi çıkmış? Evet. Ha. Diyorum ama yapılanların reytinge hizmet etmesi nedeniyle o zavallı o yaştaki teyzelerle amcalarla kafa bulundu. Onların kişisel duygularını rencide edildiğini düşünüyorum. Evet, böyle bir durumda var. O da çok oluyor. O da oluyor maalesef. Yani. Ama şey ya, insanlara çok üzülüyorum ben. Maalesef işte bu insanlardaki tanınma psikolojisi. Bakkala gidince tanıdım. Aa sen şu İzdivaç'taki teyze değil misin? Aa sen şu İzdivaç'taki çocuk değil misin? İnsanlar kendini kullandırtmasınlar. Ben hep bunu söylüyordum. Ama bizim yaptığımız 4,5 yıllık o yayında hakikaten çok güzel işler yaptık yani. Güzel işler yaptık ve gerçek evlilikler yaptık. Ha boşananlar oldu mu? Oldu. Ölen oldu mu? Oldu. Ama yani ölüp de emekli maaşı kalanlar oldu mesela. O kadınlar gelip hep dua ettiler bana. Allah razı olsun. Çünkü kadınlar ortada kalmıştı yani. O zaman program yaparken kime bakıyorsun? Kameramana bakıyorsun tabii. Kameramanımla evlendim. Evet. Tamam yani. En yakınında o vardı. Kaçacaksın. Sanıyorum oradan. Kalkacaksın. Ama şey gibi yani. Set aşkları gibi. Neden? Çünkü 4 saat zaten yayın devam ediyor. Zaten kameradan kalkmasa sizi paralarım. Yarın da buradayız. Ya ama 7 saat yayın yapıyorsun. Bak sürekli böylesin yani. İster istemez adamı belli bir süre sonra Brad Pitt olarak görmeye başlıyorsun. Evet bu olabilir. Evet. Arkadaşlar sezon sonuna az kaldı. Ha gayret. Oldu. Ama yani ölüp de emekli maaşı kalanlar oldu mesela. O kadınlar gelip hep dua ettiler bana. Allah razı olsun. Çünkü kadınlar ortada kalmıştı yani. Program kendiliğinden doğdu. Program kendiliğinden doğdu. Ama biz 3 kişiyle başladık. Ya acayip komedi. Düşünsenize diğer izdivaç programlarında böyle burada böyle 50 kişi oturuyor. Ben orada saf saf çıkıyorum. 3 tane amca. Önce fermuar kontrol ediyorum. Çünkü 70 yaşındalar ve fermuarları hep açık. Ondan sonra önce böyle yapıyorum. Sonra günaydın yapıyorum. Yani o fotoğraftaki ablalar için mi kulüp kapatmışlar? Sen, bunlar için mi? Evet ne oldu beğenmedin mi? Masrafa yazık günah ya. Masrafa günah ya. Niye? Bu Türkiye'ye gelen yabancı futbolcuların Türkiye'deki kırdıkları ceviz bini aşmış vaziyette. İstanbul'a yakın çevredeki beldelerde de otel odaları kapatıp seks partileri düzenliyorlardı bu arkadaşlar. Kendilerine yataklara kelepçe atılıp jartiyeller, deri çizmeler giyip partiler yapıyorlardı. Sonra da birbirlerini ispiyon ediyorlardı. Kelepçeyle mahsur kalan biri var. Yok, çözmüşler kelepçeyi. Evet, hani hatırlıyorum kelepçeyi onu. Çözmüşler arkadaşlar. Kadınların futbolculara karşı çok büyük bir zaaf var ama. Neden maalesef ya? Bilmiyorum. Ya topçu ya popçu olacaksın. O zaman kadınlar üstüne saldırıyor yani. Sinan şeyden dolayı mıdır acaba? Çok para kazandıkları için. Tabii canım acaba? Çok para. Bir de onun yanında belki ben de bir şey olurum. Aman falan filan umuduyla işte. Zaten kadınları yani şimdi tamam hem cinslerimiz ama bazen gerçekten nerede ne yapacaklarını bilmiyorlar yani. Bilmiyorlar. Cidden bilmiyorlar yani.